Ben kimim? Ben zihin miyim yoksa zihni içinde tutan beden miyim? İşte belki de insanların en büyük sorusu budur. Ben kimim? Ben nedir? Bazen kendimin ne olduğunu bilmem lazım ki kendimi her şeyin ortasına koyayım. Kendimi her şeyin ortasına koyunca belki tüm sorular da ortadan kalkar. Her şeyi, evreni anlamamız için kendimizi anlamamız lazım. Ben dediğim var ya, dışarıda gördüğün her şeyin yansımasıdır. Ben neyim? Beyin miyim? El miyim? Elim parmağım mıyım? Tam olarak gösterin ben neyim? Yani gösterebilir misin? Tanımlayabilir misin? Çoğumuza bu soru sorulduğunda buna cevap bile veremez. Çünkü biz büyüdüğümüzde gerçek benliğimizi unutarak büyüyoruz. Yani dağılmış, kendimizin farkında olmayan, kendimize ait olmayan her şeyle büyüyoruz. Sadece onları kabulleniyoruz, kendimiz zannediyoruz. Bir topluma, bir kişiye, kişilerin arasına, ailelere, onlar arasına katılabilmek, onlardan kabul görmek için sahte kişilikler oluşturabiliyoruz. Kendi göründüğümüzden çok farklı görünmeye çalışabiliyoruz. Bazen o küçüklükten gelen sahte kişiliğe çok inanıyoruz. İşte bundan dolayı sürekli sorguluyoruz. Aslında kendi içimizden gelen o merakla kendimizi dışarıda arıyoruz. Yani bir şeylerin doğru olmadığını düşünüyoruz, farkındayız ama o sorgulatan, o bir şeylerin doğru olmadığını söyleyene inanıyoruz, kendimizi dışarıda arıyoruz. O söyleyenden şüphe duysak, yani kendimizden şüphe duysak, o zaman ben belki asıl ortaya çıkacaktır. O soruları soranı dinlemeyerek. İşte bu sahte kişilikten dolayı ben kimim diye sorarsın, sürekli bir arayışın olur. Kim olduğunu unutmuşsundur. Belki de o unuttuğun samimiyeti ikinci plana atmışsındır. Çoğu şeyi beklenti için yapar, çoğu zaman anlamadığımız kendimizi başkasının anlamasını isteriz. Başkalarının bize güvenmesini isteriz, kendimize güvenmeyiz. Nasıl hissettiğimizi anlamayız, başkalarının bizim hislerimizi anlamasını isteriz. Dürüstlük isteriz ama çoğu zaman kendimize dürüst olmayız. Belki de asıl dışarıda gördüğün her şey senin sadece için yansımasıdır. Mevlana demiş, dün zekiydim, dünyayı değiştirmeye çalışıyordum, bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. Belki de dışarıda gördüğünde değiştirmeye çalıştığında aradığında kendisindir. Yani her şey sensindir. Hayatta, yaşamda, her şeyde. Bu gözlerinden yaratıyorsundur, o yarattığını izliyorsundur. Sadece o rüyaya belki de çok inanmışsındır. Bakın, küçüklüğümüzden beri gördüklerimize hayır görmedin, duyduklarımıza yanlış duydun, yaptıklarımıza hayır yanlış yaptın diye büyütülüyoruz sürekli. Bakın, bir çocuk düştüğünde örneğin ağlıyor değil mi? Gerçekten ağlıyor, ağrıdığını, o acıyı hissediyor, ağlıyor ama aile geldiğinde, ebeveyn geldiğinde alıyor onu. Yo, sen bir şey olmadı aslında, korkma korkma. O hissettiklerin gerçek değil, ağrımadı, hiçbir şey yok diye geçiştirmeye çalışıyor. Belki niyet iyi niyet ama çocuk büyüdüğünde kendi hislerini sorgulamaya başlıyor. Acaba gerçekten hani düştüm de ağrıyor, etraftaki herkes diyor ki aslında yaptım yanlış. Ağlamam lazım ya da ağlamam. Yani aslında kendin olman gerekirken büyüyerek o büyüdüğün zaman o telkinlerle sürekli kendinden şüphe duymaya başlıyorsun. Ağlamam lazım. Bunları hissetmemem lazım. Düştüm. Ağlamam lazım. Yani çocuk aslında iyi değilim der ama aile der iyi. O zaman benim hissettiklerim doğru değil. Ailem öyle diyorsa öyledir gibisinden. Kendine şüpheyle başlarsın. Sahte kişiliğin. Aslında kendin de inanmadığın kişiliğin yavaş yavaş oturmaya başlar. Sen ne kadar iyi değildin desen de etraf sana iyisin der. Yani çocuk sadece direkt olarak kendi içesine, kendine güvenmeyerek kendi haricinde her şeye güvenir hale geliyor ve o güveni dışarıda bulmaya çalışıyor. Yani sen de ben de toplumda, her yerde, ailede o güven, sevgi, o toplumun içine girebilmek için sürekli kendimiz olmak yerine adapte oluyoruz. Herkesin seçtiği aynı yoldan gidiyor, aynı şeyler istiyoruz. Aynı şeyler olmak istiyoruz. Özgür ruhla, kanatlarla doğmuş olan sen, kendi ruhunun, yaratanın sevgisinin, onun kalbinin aşkıyla, seni yönlendirmesiyle gitmesi gereken yere gitmek varken, yani asıl sen kendinle yola çıkmak varken, sen zihnini, egonu, o sahte kişiliğini dinliyorsun. Sen haricinde her şeyi dinliyorsun ve sonrasında hayat senin için zorlaşıyor. Belki çok onay görmüyorsun aile tarafından. Onaylanmıyorsun. Sırf onaylanmak için kendin istemesen de istemediğin şeyleri yapıyorsun. Çünkü kendindeki sevgi o kadar azaldığını hissediyorsundur ki o sevginin, kabulün aile tarafından gelmesini şartlandığın için aile ne derse istemesen bile o şekilde sahte kişiliğini oluşturuyorsun.
Yani örnek veriyorum, kızların pembe şeyleri sevmesi, çocukların oyuncakları sevmesi. İlişkilerde bile aile onayı gerekebiliyor bazen ama o onayı bekleyen kişi ölünce tek başına ölüyor. Etrafındakilerin bile haberi olmuyor. Ona sorulsa sen kimsin diye, iyi terbiye, ahlak, davranışlar, toplum değerleri, kültür, bir şeylerden bahsedersin, ne rengi sevdiğinden bahsedersin, ne hobilerin olduğunu söylersin, inancım şu dersin, düşüncelerim bu dersin, neyi severim, neyi sevmem dersin. Ama ne olduğunu bilir misin? Sen kimsin desem, bunlar hiçbiri sen değilsindir. Sen bu cevaplarda, sen haricinde her şeye cevap vermişsindir. Yani her şey haricinde, sen haricinde her şeye cevap veren sen neredesin? Senin bu kişilik dediğin sadece zorunlu olarak adapte olduğun şeydir, adaptasyondur. İşte kendini nasıl hissettiğini, neyi sevip sevmediğini bilmezsen o zaman sen diye bir şey olmaz. Çünkü sen olan değilsin. Sen dediğin sahte bir kişiliğindir, o kadar. Ondan dolayı sürekli içinde bir şeyler eksiktir, bir şeyler yanlıştır. Sürekli bitmek, tükenmek bilmeyen bir arayıştasındır. Bakın, sorgulamaktan korkmayın. Siz bu gerçekliği kendi duygularınızda, düşüncelerinizde, zihninizde zaten var ediyorsunuz. Sorgulamaktan korkmayın, kendinizi sorgulayın, duygularınızı, düşüncelerinizi sorgulayın. O zihninize gelen soruları sorgulayın. Yani Mevlana da dediği gibi, kendinizi ölmeden önce ölün, öldürün. Yani bu kişiliğiniz, zihninizin, egonuzun, nefsinin dışına çıkın. İşte asıl ben kimim sorusuna cevap bulmak istiyorsan, sen zannettiğin her şeyden, o tutunduklarından kurtulman lazım, bırakman lazım. Yani kabullenmen, korkmaman. Kendini sanki bir komadan çıkmış biri gibi düşün. Yeni doğmuş bir bebek gibi. İnançlar, düşünceler, duygular, alışkanlıklar, bağımlılıklar, o etiketleşmiş her şey. Her şeyin gittiğini düşün. Egon öldü, ne yaparsın? Seçimlerinde, neyi sevip sevmediğinde, insanların ne düşündüklerini, inançlar, önyargılar, nefret, kin. Bunların hiçbir ön planda olmaz çünkü çoğu sana öğretilmemiştir. Neyin ne olduğunu da bilmeyeceksindir. Mesela örnek veriyorum, çocuğun vardır ama onun orada olduğunu bilmiyorsundur. Yani senin için hiçbir şeyin önemi yoktur aslında. İnancın bile, hiçbir şeyin bile. Peki bu durumda kendinize sorun, ben kimim? İster bilmiyorum de, ister biliyorum de. Ama bunu demek numara yapmaktan daha iyidir. Kendine dürüst ol. Bilmemek asıl seni doğruya yakınlaştıran gerçektir. Zaten hayat bilinmez değil midir? Onu mümkün kılan bilinmezlik, bilmemeklik değil midir? Yani sen kimsin? Bilinmezliksin, hiçliksin. Belki bu ayrılık ikleminde ben kimim sorusu gelir ama aslında ben diye bir şey yoktur. O teklilikte hepimiz birizdir, tek olan vardır. Ben kimim? İçini sustur, her şeyi sustur. İçine dön, kalbine dön. O sessizlikte ne hissedersin? Ne yaparsın? O sessizlikte, o farkındalıkla sadece içine döner, kendini dinlersin. Hiçliğe, her şeye odaklanırsın. Farkına varır, gözlemlersin. Yani sen olsundur. Her şeyi gözlemleyen, farkında olansındır, tecrübe edensindir, yani bilinçsindir. Yani her şeye tanık olansındır. Güzel farkındalık ve bilinçle. Evet, asıl senin özün odur. Yani bir formlaştırılmış, etiketleştirilmiş bir şeyin dışında tanımlara sığmayan, gözlemleyen. Kendinize ben kim diye sorduğunuzda sürekli zihninizin bir düşünceler getirmesini, sürekli bir tanımlama yapmasını bekleyeceksiniz. Aynı bir programlama gibi. Yani zihin seni, sen haricindeki her şeyle tanımlayacaktır. İşte belki de o düşüncelerin gelmediği anda kendine tanık ol. O zihin o soruya cevap vermesin. Zihnini sustur. O zaman bak bakalım zihnin seni tanımladığı gibi sen diye bir şey var mı? Yani o tablaşmış, etiketleştirilmiş şeylerin dışına çıkınca sen zannettiğin her şeyin ötesinde niç olduğunu farkına varırsın. Sen zannettiğin her şeyin seni sınırladığını görürsün. Yani sınırsız olan bilinci sınırlıyken daha da çok sınırsız hale getirir. Yani sınırlı olanı sınırsızlaştırırsın. Sadece olansın, tecrübe edensin. Onlar tarafından tarif edilen değil. Peki o ben kimim sorusuna cevap vermek için o sessizliğe, o içliğe nasıl gidebilirim? Nasıl yapabilirim? Meditasyon yapabilirsin. Yani ana odaklanırsın, şu anı. Anı yaşarsın. Kafandaki duygularla, düşüncelerle, rüyalarla değil. Meditasyon yaparsan öyle bir kritik noktaya gelirsin ki o pratik sonrasında hiçbir sorunun gelmediği bir safhaya ulaşırsın. O sessizliğe ulaşırsın, o farkındalığa ulaşırsın. Emin ol şu an bunları dinleyen zihin rahatsız olabilir. Farklı argümanlar çıkarabilir. Yanlışsın sen diyebilir. Egon bu sorulara, bu dediklerime karşı farklı argümanlar üretebilir.
kabullenmeyebilir ki normaldir. Sürekli biz inançlarla, etiketleştirilmiş şeylerle sürekli programlanmış olup kabullenmememiz normaldir. Ama unutma, sen bir enerjisin, kaynaksın. Her şeyin seninle birlikte tercüme olduğu saf bir enerjisin. Yani asıl sen, asıl kim olduğunu görmek istiyorsan, sen olduğunu zannettiğin tüm yanılgılardan çıkman gerekir. Yani ben kimim sorusunu soranı da dinlemeyerek. Zaten senin ne olduğun apaçık ortadadır. İşte hala o soru geliyorsa belki o sorular senin kim olduğunun öndeki perdedir. O soruları soranı dinlememen lazımdır. Bu zihni, bu kişiliği. Belki de ne olduğunu sorgulamaya gerek yoktur. Ne olmadığını anlarsan otomatik ne olduğunu zaten gözün önünde belirecektir. Yani ben kim diyen zihni dinlemeyerek sen olan seni görmen. İşte tek yanılgı sen haricindeki her şeyin, sen haricinde her şeyi sen diye zannetmendir. Dışarıda gördüğünde kendinsindir, dışarıda izlediğinde sen kendinsindir, dışarıda sevmediğinde kendi sevmediğindir, dışarıda sevdiğinde kendi sevdiğindir, kendinde sevdiğindir veya kendinde sevmediğin özelliklerdir. Yani insan insanın aynasıdır, yansımasıdır. Burada ne görüyorsanız kendi bakış açınızda görüyorsunuzdur, kendi sevdiğinizdir veya kendinizde sevmediğinizdir. Aslında her şey sizsiniz. Yani ister nefret et, o nefret ettiğinde kendi içinde kendine olan nefrettir. Yani kendi yarattığımız, izlediğimiz o illüzyonu yaşarız, tecrübe ederiz. Her şey bizizdir aslında. Zaten ben kimim cevabını alınca aslında benim olmadığını, aslında hepimizin bir olduğunu, tek olduğunu görürüz. Unutma, tecrübe ettiklerin seni sen yapmaz. Sen bir bilinçsindir, iradesindir. O odayı bir bilinç olarak düşünün. Onun içinde de birçok mobilyalar, eşyalar var değil mi? O odayı oda yapan içindeki eşyalar değildir. İçinde ne olursa olsun oda odadır. Sınırsızdır. Ne koyarsan koy. Oda hala odadır. Ama o odayı bu mobilyalar var etmez. Sen de bir bilinç olan sen, ne tecrübe edinirsen edin, beyninde düşünceler, duyular ne olursa olsun onlar seni tanımlamaz. Sen onların tecrübe edensindir, gözlemleyensindir. Onlar seni var etmez. Onları sen var ediyorsundur. Onları sen tecrübe ediyorsundur. Ama o var ettiklerin, tecrübe ettiklerin sen değilsindir. Sen onları gözlemleyensin. Bu kadar. Gönlünüzden sevgi eksik olmasın. İyi günler.